Gizem Örge hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle şampiyonluğun için tebrik ediyoruz. Bize bu vakti ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir zamanda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aslında bu röportajı bir sezon değerlendirmesi gibi yapmak istiyorum. Baştan sona Fenerbahçe olarak ne yaşadığınızı insanlara anlatalım istiyorum. Şöyle başlayayım. Aslında bir önceki sezonda bu kupayı kazanabilirdiniz. Evet. Çok zor bir, yani aslında belki mucize denilen bir yerden Vakıfbank'a kaybettiniz. Onun ardından toparlanmak, yeni sezona başlamak sizin için nasıldı? Yani yeni sezona başlama kısmı o kadar zor değil çünkü arada ciddi bir süre var. Yeni sezona yeni işte gelen oyuncularla beraber yeni bir sayfa gibi düşünün. Sezon arasındaki diğer kulvarlara hazırlanmak aslında zor oluyor. Geçen sezon da aynısını yaşadık. Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinden sonra tekrar lige odaklanmak aslında zor olan kısım. Geçen sene bunu tam anlamıyla da aslında çok ucundan döndük yani başarmak üzereydik. Birkaç sayıya bakıyordu, birkaç kritik sayıya. O yüzden ama yine de hani tecrübe diyeyim, takım yeni oluşuyordu. Genç oyuncularla beraber ilk defa, işte ben de yeniydim Fenerbahçe'de. O yüzden bunu başaramamıştık. Bu sene sonunda aslında yine hayal kırıklıkları, çok benzer bir sezon oldu ilkiyle, geçen seneki sezonla. Ama hayal kırıklığından sonra bu sefer daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı başardık ve o yüzden kupayla taçlandırdık. O yüzden benim güzel hatırlayacağım bir sezon. Çok zor ama çok güzel. Kupayla bitirdiniz, kupayla da açmıştınız. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Şampiyonlar Kupası'nı kazanmıştınız Vakıfbank'ta. Çok aslında takım olarak uyumunuz çok azdı diyebilirim. Yani 3 yani bir hafta falan çalışmıştınız neredeyse. O hızlı bir giriş oldu. O kupa size ne kazandırdı sezon öncesinde? O kupa aslında dediğin gibi o kupanın hani diğer kupalar gibi tabii ki kupa her kupa önemlidir. Fakat dediğin gibi sezon başı olduğu için ve diğer takımlar da aslında bu kupa için çok hazırlık süreci yok. Bizim de aynı şekilde. O yüzden aslında çok fazla diğer kupalar kadar önemli olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki bize kazandırdığı şeyler var. Takım olarak eğer istersek başarabileceğimizi, bu potansiyele ve bu güce sahip olduğumuzu, yani iyi bir motivasyonla aslında sezona başladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de de kupayla açtık sezonu. O yüzden bizim için manevi olarak da değeri çok yüksekti. Lige geçeyim şimdi. O zaman bir de lig başlamıştı orada. Orada Eczacıbaşı'na kaybettiniz ligin ilk haftasında. Evet. Sonra bir Vakıfbank mağlubiyeti geldi ama aslında en sizi yoran mağlubiyet Kuzeyboru'da karşısında aldığınız 3-2'lik mağlubiyetti. Birazcık zor bir dönem geçiriyordunuz o dönemde. Takım olarak o dönemi nasıl geçirdiniz onu sormak istiyorum size. Yani ilk devre gerçekten çok zordu. Yani ilk devreyi şu an düşündüğüm zaman başka bir sezon gibi geliyor yani. Hem çok uzak, bu sezonun içinde değilmiş gibi son dönemde yakaladığımız ivme ve hani takım oyununa baktığımız zaman. Sezon başında tabii ki pasörümüz daha yeniydi. Tam aslında uyum yakalayamamıştık. O tempo, performans. Yani hem milli takımdan gelen oyuncularla beraber oynuyorsunuz hem uzun süre işte milli takımda olmayan oyuncular tekrar adapte olması, elit sporda aynı performansa, kondisyona erişmen de belli bir zaman alıyor ister istemez. Milli takımdan gelenler çok top bir seviyeden mutlaka bir düşüş yaşamaları gereken bir dönem oluyor hem vücut açısından, performans açısından. Bizim de toparlamamız, tekrar o forma girmemiz gereken bir sürece ihtiyacımız oluyor. Tabii ilk devre o yüzden bizim için çok zor oldu. Şampiyonlar Ligi de zor oldu. Lig maçlarımızda sadece Kuzeyboru değil, Kuzeyboru'ya yenildiğimiz için aslında belki de şu anda bunu söylüyorsun ama birçok lig maçımız da aslında çok zorlu geçti. Evet. Çok ucundan döndüğümüz, puanlar kaybetmek üzere olduğumuz maçlar oynadık. Aslında bunların hepsi bizi güçlendirdi de diyebilirim günün sonunda. Yani çok zordu, çok stresliydi, mücadele etmemiz gerekiyordu. Bir dönem Şampiyonlar Ligi grubundan mı çıkamıyoruz ya dediğimiz evet. Bir dönem vardı. Aslında yani. Oraya geleceğim. Yani evet. Çok önemli iki, yani Şampiyonlar Ligi'nde lider tamamlayın. Çok rahat bir şekilde turu geçeceğinizi düşünürken bir anda gruptan çıkamama gibi bir şey söz konusu oldu takım için. Oralarda neler hissetti? Takım olarak neler konuştunuz? Yani aslında senin de dediğin gibi, herkesin düşündüğü gibi bizim de aslında namalip gruptan çıkmamız gereken bir grup olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi işler her zaman da istediğiniz gibi gitmiyor. Her zaman o istenilen performansla olamıyorsunuz takım oyunu sonuçta. O yüzden istemediğimiz mağlubiyetler aldığımız bir ilk devreydi. İşte Şampiyonlar Ligi'de nasibini aldı bundan. Ama sonunda toparlamayı bildik. İşte daha sonrasında zaten gelen oyuncularımız Uçkova ve Melisa Vargas da gerçekten katkı sağladılar takıma. Bir de o dönemde şöyle bir, şu anda aklıma geldi aslında. Neden o kadar kötü olduğumuz? Eda abla çok ciddi bir hastalık geçirdi, zatürre oldu. Evet. Ve çok uzun bir süre hastanede yattı. Daha sonrasında da toparlaması kolay değildi.
Aslı sakatlığı vardı. Sakatlığı vardı. Haftalarca sıçrayamadı, topa değemedi. Sezon sonunda gerçekten gurur duyuyorum. Çok güzel bir ivme yakaladı ve takımın şampiyonluğunda çok büyük katkıları oldu ama o süreçte sonuçta çok eksiklerimiz de vardı aynı zamanda. Ama hepsi bir tecrübe diyebilirim. Şampiyonluğa giden yolda bizi güçlendiren adımlar. Gerçekten çok fazla sakatlık. Hatta son maçta Vargas 38 derece ateşle sahaya çıktığını biliyoruz. Ben yine Ocak ayına döneceğim. Senin de dediğin gibi aslında sen sorularıma daha öncesinden söylüyorsun. Konuyu açıyor çünkü. Evet. Vuchkova'nın gelişi sizi çok iyi etkiledi ama tabii ki de Melisa Vargas. Takımın en önemli değerlerinden biri. Evet. O sizi sahada rahatlatıyor gibi herhalde. Yani size ayrı bir güç sağlıyor gibi ondan sonra. Öyle mi oluyor? Vuchkova'nın da çok ciddi bir katkısı oldu takıma gerçekten. Ben ilk defa aynı sahada oynadım. Onunla oynadığım, onu da tanıdığım için çok mutluyum aynı zamanda. Melisa Vargas'a gelecek olursak, geçen sezonda oynamıştım. O bildiğim bir oyuncuydu. Ve gerçekten çok değişik bir karakter. Yani herkesin göz bebeği diyebilirim. İnanılmaz pozitif, çok tatlı. Onu sevmeyen kimse yok zaten. Yani gerçekten çok çok güzel bir karakter. Zaten final serisinde gerçekten büyük bir karakter koydu ortaya diyebilirim. Çünkü çok hastaydı. Yani zaten takımın aslında yarısından çoğu ayın 30'undan itibaren, Türkiye Kupası'ndan itibaren serum yiyerek oynamaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Vargas'tı. İkinci final serisinin ikinci maçından önce çok hastaydı. Üçüncü maçının sabahında salona geldik, burada antrenman yapıyorduk. Tir tir titriyordu, dedik ki akşam yani oynayamayacak kısmet herhalde. Yani oynayamazsa çok anlayışla karşılayabileceğimiz bu durum ve gerçekten hastaydı. Antrenman yapamadı zaten, eve gönderdiler, dinlendi. İlk set bitti. Elinden geleni yapıyor, sahada zor bela ilk seti aldık, biraz da geriden geldik. Ben sonrasında tekrarına baktım, 24-20'den falan gelmişiz. Aynen. Oynarken hiç farkında bile değildim bu arada. Set bittikten sonra Vargas yanımda oturuyordu, dedim iyi misin? Değilim dedi. Yani hiçbir şey yapamıyorum şu an. Yani tabii biz sonra şampiyonluğu kazandıktan sonra bu anları gülerek hatırlıyoruz ama gerçekten çok zorlandı. Elinden gelen her şeyi yaptı bu kupayı kazanmak için. Çok büyük karakter koydu. Zaten bir duygusal boşalma da yaşadı maçın evet. Hemen ardından çok ağırdı. Çok normal ama hepimiz o kadar yorulduk ki. Yani fiziksel yorgunluk zaten gerçekten çok başka bir seviyedeydi ama psikolojik yanı da var. Aynı zamanda. Yani şampiyonluk yemeğine gitmeden önce, bizim basın yayına gitmeden önce de 3-4 kişi hastanede serum yiyordu hala. Evet. Gerçekten zor bir süreçti. Ben yine oraya döneyim. Ya aslında Vargas'ın gelişiyle ve Vuchkova'nın gelişi gerçekten inanılmaz bir yükselişe evet. Geçtiniz. Ligde 12'de 12 yaptınız. Buradaki ilk yarıya göre değişim ne oldu? Yani sen dedin sakatlıklar falan döndü ama bir başka bir değişim, bir sihir var mıydı burada yani o değişimde? Aslında ilk röportajın başında dediğim gibi her oyuncunun belli bir performansa, belli bir kondisyona gelebilmek için zamana ihtiyacı var. Aslında bizim de tam yükselişe geçmeye başladığımız takım olarak bir dönemde asıl önemli maçların geldiği, aslında kondisyon olarak da her anlamda da zaten sezonda buralara hazırlanırız. Tam o sürece denk geliyor aslında Vuchkova ile Vargas'ın gelişi de. Ve aynı zamanda da yani Vuchkova blokta ve blok defansta bizi çok rahatlatan bir oyuncu oldu. Vargas da hücumda aynı şekilde. Bu zannediyorum diğer oyuncuları da çok rahatlatan bir durum. Şimdi Arina genç bir oyuncu. Yani üstünde çok fazla hücum sorumluluğu var. Bu kadar büyük sorumlulukla oynamak bir yana, hani yanında Vargas gibi bir oyuncuyla bu yükü paylaşmak tabii ki insana daha özgüvenle oynamasını sağlayan bir şey. O yüzden de takım performansının yukarı çekildiğini söyleyebilirim. Ana Cristina da aynı şekilde. O yüzden biraz bu X faktör gibi oldu Ana Cristina'nın performansı herhalde bu sene. Evet. Yani o yüzden bu sorumluluk dağıldığı zaman bizim 3 smaçörümüz arasında aslında onlar da hem işleri rahatlamış oldu hem daha takımın da güveni gelmiş oldu. O zaman belki de sezonun en önemli iki zaferine geçelim. Imoko. Yani Imoko'yu süpürdünüz sağdan net bir şekilde. Burada 3-0, orada 2-0. Daha sonrasında 3-2 kaybettiniz ama artık yedekler dedi. Yani o eşleşmeden önce böyle bir şey düşünüyor muydunuz takım olarak? Düşünüyorduk. Tabii ki böyle bir skoru düşünmüyorduk. Hatta birileri yazmış, bu galibiyeti beklemiyorduk Gizem Örgü'de. Yani tabii ki böyle bir şey söz konusu mu? Tabii ki kazanmak için çıkıyoruz sahaya. Sadece ben bu skoru beklemediğimizi, yani Imoko gibi bir takımı 25-14, hatırlamıyorum 13 gibi sayılarla yeneceğini düşünmüyorsun tabii ki. Çok zorlu bir maç olacağını bekliyorsun. Ve ciddi üstünlük kurduğumuz bir maçtı. Yani öncesinde çok ciddi ivme yakaladığımız, öncesinde Kupa Eczacı maçı oynamıştık evet, sanırım. Evet, çeyrek finalde.
Vakıf lig maçı falan galiba evet, öncesindeydi. Yani ciddi ivme yakaladığımız bir döneme denk geldi aslında İmoko. Genç bir takım olduğu için İmoko daha favori görünen bir takım. Sezon başında dünya şampiyonu olmuşlar. Zaten yıllardır onlar da çok başarılı bir takım, sistematik bir takım. O yüzden kaybetme korkusu olmadan aslında oynamanın da verdiği bir şey olabilir. Yani bir güç olabilir. Kimse aslında böyle yenileceğiz zaten hani İmoko yeniliriz gibi değil. Biz elimizden geleni yapacağız. En iyi oyunumuzu iyi hissediyoruz. Özgüvenliyiz. Hani biz savaşacağız diye çıktık sahaya. Tabii bu özgüvende ve kaybedecek aslında bir şeyin olmadığı gibi hissettiğim bir noktada işler yolunda gitmeye başlıyor. O yüzden İmoko galibiyeti ilkinden sonra aslında ikincisinin gerçekten zor geçeceğini düşünmüştüm. Çünkü onlar da hani çok daha aslında oturmuş bir takım. Yani uzun yıllardır oynayan bir takım, iyi sisteme sahip bir takım. O yüzden aslında ben İmoko'daki maçımızın daha zor olacağını düşünmüştüm. Ama aynı üstünlük yine devam etti. Büyük ihtimalle onlar bu stresi yaşadılar. Kaybetme korkusu hissetmiş olabilirler bilmiyorum. O yüzden İmoko serisi aslında beklenenin çok daha rahat geçti. İkinci setten sonra ne düşündün? Maçtan sonra artık ne konuştunuz onu da merak ediyorum aslında. İkinci setten sonra artık. Evet, ondan sonra garantiliyorduk zaten yarı finale kalmayı. O yüzden ondan sonrası kutlamaydı aslında. En sizi hüzünlendiren maça geçmek istiyorum. Çok net bir Vakıfbank galibiyeti almıştınız 3-0. Orada zaten çok büyük ivmeyle geliyordunuz ve belki de favori olarak gösteriyordunuz. Herkes sizi favori olarak gösteriyordu ve o 3-0'lık maçın ardından da favori konumdaydınız. Bir rehavet oldu mu? Önce onu sormak istiyorum takımda. Ve ondan sonra o 4-0'dan sonraki ruh halinizi merak ediyorum. Yani hani 3-0 ve altın set. Gerçekten sezonun en zor dönemi diyebilirim. Çok zordu. Yani hiç geçmeyeceğini düşündüğüm bir dönemdi benim için. Takım için de aynı şekildeydi. İmoko'da aldığımız galibiyetten sonra yakalamadığımız ivmeyi ilk maçta da devam ettirdik. Vakıfbank da biraz bizden çekiniyordu o dönem yakaladığımız ivme. Smaç serviste gösterdiğimiz performans, işte blok defansta, hücumda. O yüzden onlar da kendi aslında tam performanslarını koyamadıkları bir maçtı. Bizim de ciddi üstünlük kurduğumuz bir maçtı ilk maç. İkinci maçta rehavet diyemem aslında. Stres diyebilirim ya. Rehavet doğru bir kelime olur mu bunun için sanmıyorum. Çünkü hani rehavete kapılınmayacağını bildiğimiz bir noktadayız sonuçta. O zamanki röportajlarımızda da söyledik. İkinci maçı kazanmadan hiçbir anlam ifade etmiyor sonuçta. Ve bir önceki sene daha halihazırda aynısını yaşamışken. O yüzden rehavet değil ama stresle baş etme olabilir. Yani belki Vakıfbank değil de başka bir takım olsaydı bu stresi daha iyi yönetebilirdik. Çünkü takımda genç oyuncular var ve geçen sene de aynı travmaları yaşadığımız için artık ben gerçekten de travma diyorum bunun. Bence bunun stresiyle mücadele edememiş olabiliriz takım olarak. O yüzden o maçtan sonra 3 gün gerçekten bitkisel hayattaydım diyebilirim. Yani 3 gün boyunca durmadan ağladım. Böyle yeme içmeden kesildim ve yani nasıl yoluma devam edebileceğimi bilmediğim bir noktadaydım. Takım olarak böyleydiniz. Tabii yani ki. Ben kendi adıma şu anda konuşuyorum ama bütün takım çok kötü durumdaydı. Doğal olarak yani bir de geçen sene biz aslında bizden beklenenden fazlasını yapmaya çalışıyor gibiydi. Yani favori onlardı aslında geçen sene. Biz daha yeni kurulmuş, yeni oyunculardan yeni bir kadro kurmuş bir takımdık. Gelecek vadeden ama favori olmayan bir takımken biz çok iyi mücadele ediyorduk geçen sene. Aslında bu sene daha favori konumundaydık. Hele son dönemlerde yakaladığımız ivmeyle ya dünyanın favorisi konumuna gelmiştik bir dönem. O yüzden böyle bir pozisyondayken bunu yaşamak daha da üzdü. Yani geçen seneki şöyle ifade edebilirim ben üzüntümü kısaca. Geçen seneki 3 kupanın toplamına ben bu maç kadar üzülmemiş olabilirim. O kadar. O kadar. Ondan sonra Allah'tan bir 10 günlük bir süre vardı maç yapmadığımız, Türkiye Kupası'na kadar hazırlanmamız gereken. Yani onun devamında da baktığımız zaman Ankara'ya maçlara gittiniz ama hani yüzde tüm takım birazcık düşmüş gibiydi gerçekten çok zor. Ve daha sonrası Kupa Voley'de. Belki de onun biraz daha yansımasını Kupa Voley'de gördük final maçında. Yine Fenerbahçe olarak tam istediğiniz oyunu gösteremediniz finalde diye düşünüyorum ben. Oradan sonra 3 gün sonra playoff başlıyor ve yine rakip Vakıfbank. Orada kendinizi takım olarak nasıl topladınız? Konuşmalar falan onları merak ediyorum. Türkiye Kupası serisinin aslında tabii ki etkisi vardı. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığımız hayal kırıklığının yansımasının. Fakat çok onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Türk Hava Yolları maçı beklediğimiz yani Türk Hava Yolları gerçekten sezonun en iyi performansını göstermiş olabilir o gün. Onları da tebrik ediyorum. Çok zorlu bir maçtı bizim için. Ama bizim için bu kadar zorlu olmasının sebebi aslında bir yandan Türk Hava Yolları'nın performansı dışında bizim takımın yorgunluğuydu. Hmm. İki sezondur her maçta oynuyorum. En kolay maçta bile oynuyorum.
Ben hiçbir maçta bu kadar kötü olduğumu hatırlamıyorum. Yani daha finallere oynadık, üst üste final, playoff serisi. Ben hiçbir maçta Türk Hava Yolları maçındaki kadar yorgun, enerjisiz hissettiğimi hatırlamıyorum. Yani o gün çok iyi bir performans sergileyemedim. Baştan sonra ağlıyordum maçı kazanmamıza rağmen. Yani neden ağlıyorsun? Performansına mı dediklerinde performansımı ağlamıyorum. Çünkü bu benim maksimum performansım bugün. Hani %1 daha iyisini verebilecek durumda değildim ben bugün dedim. Yarın final maçına ambulansla mı çıkacağım? Yani nasıl çıkacağım bu final maçına? Çok daha güzel bir uyku uyuyabildiğim, hani beklentimin üstünde bir dinlenmiş seviyesinde kalktım, güzel bir yemek yedim falan. Ama takımın da benden aslında çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Biz Türkiye Kupası için çok yorgunduk. Bence bunun çok etkisi var. Yani aslında mücadele etmeye çalıştık ama bunu yapabilecek güce ve o anda durumda değildik bence. O yüzden oradan döndükten sonra tabii ki ikinci bir hayal kırıklığı oluyor ister istemez. Ama belki de en büyüğünü yaşamıştınız. Evet. Yani ondan sonra Kupa Voley biraz büyük bir hayal kırıklığı gibi durmuyor gibi geldi şu anda. Yani dediğim gibi biraz hissiz kaldım ben de. Normalde çok fazla duygu hissederim. Yani bu tabii maçına göre, durumuna göre sevinç olur, hayal kırıklığı, sinir, öfke. Aslında birçok duyguyu yüksek derecede yaşayan bir insanım. Benim için Türkiye Kupası biraz hissiz kaldı yani. Belki de fiziki, takımın da fiziki ve ruh halinden ötürü olabilir. Playoff serisine başlamadan önce başkanımız da ziyaret etti antrenmanımızı. O da bizimle konuştu. O da Şampiyonlar Ligi için bizimle aynı duyguları paylaştığını, o da tabii ki herkes gibi, tüm Fenerbahçeliler gibi hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ama işte playoff serisi 3 Mayıs'ta başlıyordu. Bunun önemini bize bir kere daha hatırlattı. Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret ettiği gün, yani hangi takımda bu kadar star var ve siz bu güce sahipsiniz, bunu daha önce yaptınız ve ben artık bundan sonrası için bahane kabul etmiyorum dedi ve bizi motive edecek aslında bir konuşma yaptı. Bizim de zaten artık toparlanmamız gerektiği, harika taraftarımıza en başta bu kupayı armağan etmemiz, ikincisi kendimiz için, bizim için, çalışanlar için, sahada gördüğünüz, görmediğiniz, bizim burada başarılı olmamız için emek veren bütün Fenerbahçe çalışanları için ne olursa olsun en azından elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzun çok farkındaydık. O yüzden playoff serisine daha farklı bir kafayla, daha farklı bir güçle başladık. Vakıfbank rehavetteydi biraz diyebilirim. İlk maçın biraz avantajı oydu. Çünkü Şampiyonlar Ligi üstüne kupayı almışız 3 gün sonra. O yüzden onlar tam playoff'a gelememişti onlar da. Psikolojisine girememişken aslında biz bunu ilk önce 1-0 avantaja çevirdik. Tabii ki bizde hiçbir zaman bu avantaj olmuyor. Aslında ilk maçları kaybetsek daha mı iyi bilmiyorum. Öyle sorum da var şimdi ya. Yani aslında yani, oradan dönüşte 3-0 kaybettiniz ve yani aslında önemli bir maçtı ve 3-0 kaybettiniz ve altın set. Yani belki de son 2 senede yaşadığınız en kötü dramlar hep altın sette oluyordu ve oradan yani oraya hazırlanırken oradaki konuşmayı gerçekten merak ediyorum. Etme. Çok gergindik gerçekten. Tansiyon, son 2 senede oynadığım tansiyonlu en yüksek maçtı diyebilirim. Çok zordu. Gerçekten o maçı oynamak da çok zordu. Salon çok enteresandı. Yani benim en az Vakıfbank oyuncular sen kadar alışkın olduğum salon çok sıcaktı o gün. Salon sıcaktı. Belki çok kalabalıktan dolayı, doluluktan dolayı olabilir. Değişik bir maçtı. Adrenalin inanılmaz yüksekti. Yani bir an bile 3-0 kaybetmiş olmamıza rağmen bir an bile adrenalinin düşmediği bir maçtı. Ve 6 set artık bunu kaybetseydik 3. travma olacaktı ve artık gerçekten bir travmaya daha yerimizin olmadığı bir noktadaydık. O yüzden kızlara şey diye bağırdım hatırlıyorum yani smaçörlere. Her topa vurun, kötü topa da vurun. Hata olacaksa hani sert vurun, yani cesur oynayacağız. Biz bu set elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sahadan hani dik bir şekilde çıkmak istiyoruz diye gerçekten de herkes yüreğini ortaya koyarak oynadı. Aslında takım istatistiğimizi tam hatırlamıyorum ama iyi bir istatistikte olduğumuzu evet. düşünüyorum takım olarak. Evet. Her elementte servis manşet, blok, hücum. O yüzden 6 set zaten bir iki kritik hatanın belirlediği, aslında biraz da ortaya koyduğun yüreğin belirlediği bir set oluyor. Bu sefer bunu biz başardık. Öncekilerinde Vakıfbank daha tecrübesiyle bu platformlarda bu seviyelerde oynamaya daha alışkın bir takım olduğu için bunu genelde onlar lehlerini çevirmişlerdi altın setleri ama bu sefer artık biz de tecrübelenmeye başladık bir yerde ve bu sefer lehine çeviren taraf biz olduk. Gerçekten erken final gibi bir şey oldu yani. Belki de hani o maçtan sonra aslında bizimle konuştuğumuz motive bir şekilde finale çıktınız.
diyebilirim evet. aslında. Gerçekten büyük bir özgüven kazandığınızı evet. düşünüyorum ben oradan sonra. Ve karşıdaki takımda hani onların da aslında özgüveni çok yüksekti Eczacıbaşı'na. 28'de 28'de geldiler karşınızda ama gerçekten çok net aslında 3-2-3-2 maçlarda ama ilk maçı çok rahat kazandınız 3-1. Hem blokta hem servislerde aslında sizin en büyük gücünüzün servis olduğunu herkes bildi ve gerçekten çok iyi servis atmaya başladınız. Bize Eczacıbaşı final serisini nasıl özetlersin? Şöyle, Vakıfbank serisi geçtikten sonra artık herkes çok derin bir oh çekti. Hmm. Yani çünkü yeter. Yani iki senede hangi takım birbiriyle bu kadar maç yapıyor? Ben bir de hep finaller, yarı finaller. Ya Vakıfbank'taki işte staff'takilerle işte yıllarca çalıştığım insanlarla denk geliyorum tabii koridorda falan dedim. Ben sizinle çalışırken ben sizi bu kadar görmüyordum. Yani iki günde bir Vakıfbank ve geçen sene de aynısını yaşadık. O yüzden aynı takımla oynamanın psikolojisi de çok zor. Ne kadar yorgun olursak olalım. Yani iki gün sonra final serisi başlıyor. Ertesi gün gidip bizim Eczacı'yı izleyip Eczacı'ya hazırlanmamız lazım. Gülerek video izliyorum, başka bir takım izliyoruz diye. Bu seride hani finalde artık. Çünkü o yüzden onun motivasyonu bizim açımızdan çok yüksekti. Eczacıbaşı'yla oynayacağımız için. Yani en azından başka bir takımla oynayacağımız için daha doğrusu. O yüzden bizim yaşadığımız o rahatlama performansımızı pozitif olarak etkiledi diyebilirim. Hatta sizin sayfanızda paylaşmıştım. İlk maç %80'le maçtı tam evet. Terza da geldi işte bana böyle şakasına dedi ki ne oldu işte ben sana hani rahat olunca oynuyorsun olabileceğini hani. Söylüyorum ben sana zaten gibisine. Terzi dedim ya, üstümden 20 kilo kalkmış gibi oynadım. Yani o yüzden başka bir açıklaması yok. Eczacıbaşı aslında Vakıfbank'tan daha kötü servis atmıyor. Aksine bizim o serilerde Vakıfbank normalde çok daha iyi servis atan bir takım. Evet. Servis gücünü hiç kullanmadan servisi sadece oyunda tutmaya yönelik aslında bir taktik uyguladılar. Yani ben Vakıfbank'a ilk defa bu kadar kötü servis atarken gördüğüm bir seriydi. Ona rağmen ben final serisinde aldığım maçı alamadım. Çünkü gerçekten psikolojik yorgunluğu çok fazlaydı artık. Evet. O yüzden kendime de bunun için çok da yüklenemiyorum artık. Biz de insanız yani. Kesinlikle. En azından neticeye bakalım. Kupayla taşlandırdık. O yüzden Eczacı final serisine de takım olarak da çok motiveydik. İkinci maçın ardından Pelin ablanın şunu dediğini biliyorum maçtan sonra. Hadi hadi bizden neler gördük dedi. Hadi hemen sevinmeyin fazla, içeri girin. Aslında bu belki sizin için sezonun özeti gibiydi. Yani bu söz bana sezonun özeti gibi geldi. Yani. Gerçekten 2-0'dan evet. sonra hadi sevinmeden devam. Bunu ne dersin buna? Aklıma bir an geldi. Gerçekten Barış abi seni çok seviyorum. Bizim doktorumuz, canım doktorumuz, her şeyimize koşar. Gene eskiye döneceğim ama sen bunu söyledikten sonra o an geldi. Vakıfbank altın set playoff'ta. 14-10 Aslı servise geldi ama benim tam ben kıpkırmızıyım zaten. Benim tansiyon 1500. Kenara geldim, oturdum. Aslı servise gitti. Barış abi dedi ki bitti bu iş. Ağzını açma, sus diye bir bağırışım var adama. O ara Aslı servisi kaçırdı. Barış abi yemin ederim dövmüş gibi bir bakış atmış olabilir. Yani o kadar çok travmamız var ki o hakem aşağı inmeden benim için maç bitemez gibisinden. O yüzden o an aklıma geldi. Sonra maçtan sonra sarıldık. Ya gerçekten komik de bir anda ama gerçekten öyle. Aslında Pelin ablanın dediği şey de aynı yere çıkıyor. Bizim için de öyle. Yani bu sene bitti. Şampiyonlukta gerçekten aslında kupayla başlayıp kupayla bitirdiğiniz evet. bir sezon. Ve gerçekten gelecek vadeden çok oyuncunuz var. Çok potansiyelci, çok iyi bir takımsınız şu anda. Öyle gözüküyor. Anna Kristina, Arina Fedorosu'ya ve çok tecrübeli oyuncular da var. Sen de buna daha iyisin. Çok önemli. Bu takım İleriki sezonlar için ne vaat ediyor, ne hedef? Fenerbahçe taraftarı için ne, Fenerbahçe taraftarı ne hayal etmeli bu takımda? Yenilmesi zor bir takım haline gelmemiz çok olası. Yani bu potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu iki senede yaptığımız aslında önemli, kritik maçlar, yaşadığımız kayıplar aslında bu playoff serisinde bizim altın sette o yenilgiden sonra ayakta durmamızı sağlayan şey oldu. Bunların hepsi bir tecrübe. Ve biz bu tecrübeyi aslında bu dediğin genç, potansiyelli oyuncularla beraber öğrenerek, yaşayarak aslında gelişiyoruz. Dün üzüldüğümüz şeyler yarın bize çok güzel sonuçlar olarak dönebilir. İnancım tam. Gerçekten senin de dediğin gibi potansiyeli çok yüksek oyunculardan oluşan bir takım. Ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarı bizi inanmaya, desteklemeye devam etsin. Zaten edeceklerinden hiç şüphem yok. Onlara da buradan gerçekten ben bir parantez açmak istiyorum. Bizim Fenerbahçe TV'de de söylemiştim. Kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nden sonra Ankara'ya gittiğimizde gerçekten kendi kendimin yüzüme bakacak durumda değildim. Çok kötüydüm yani. O anki psikolojim benim sporculuk kariyerimde çok nadir yaşadığım psikolojilerden biridir belki. Belki de ona yakın yoktur yani öyle söyleyeyim. O yüzden ama
oraya gittiğimizde başta 7. adamın Ankara deplasmanında gördük ve diğer bütün Ankaralı, Fenerbahçeli taraftarlarımız sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Bütün maç tezahürat ettiler. O yüzden ben utanmayla böyle gurur duyma arasında çok gidip geldim. Bir an orada olmasınlar istedim çünkü hani bunu hak etmiyormuş gibi hissettiğimiz bir andı. Ama onlar da dediler ki biz siz yenilseniz de yenseniz de arkanızdayız, yanınızdayız. Ve gerçekten öyle de yaptılar yani, sözlerinde durup bizim her zaman yanımızdalardı, her zaman desteklediler. Günün sonunda, sezonun sonunda onlara verdiğimiz sözü tutup bayağı armağan edebildik. O yüzden çok mutluyum. Aslı Kalaş'la oda arkadaşısın. Aslı Kalaş'la oda arkadaş olmak nasıl? Aslı duygusal olarak biraz dengesizlikleri oluyor bazen. Ya çok deli dolu. Bizim uzun yıllardır tanıyorum zaten Aslı'yı, yıllardır arkadaşım. Psikolojik olarak da böyle çok uğraştığım dönemler oluyor. Bir gün çok mutluysa ertesi gün bir şeye takılıp bütün o mutluluğu gidebilecek derecede duygu değişimi yaşayabiliyor bazen. O yüzden mesela çok fazla dertleştiğimiz, saatler boyu konuştuğumuz günler oluyor. Aslı'yla o da arkadaş olmak keyifli yani, sürekli aslında goy goy. Goygoy yapıyoruz. Formula 1'i çözebildi mi biraz? Ya aslında başlamıştık da devamını getiremedik. Yani orada benlik hiçbir şey yok demek istemiyorum ama ben aslında izlemekten keyif aldım. Sonrasında Aslı'yla beraberken denk gelemedik bir daha Formula 1'e. Yoksa aslında ben çok pozitiftim. Ama bu kadar. Bu kadar. Arina'yla ilişkin çok iyi gibi ya. Haklısın Gizem ablalar filan. Evet, Arina'nın da bir röportajda söylemişti. Ben Aslı'ya zannediyorum bir şeyler anlatıyordum. Duruyor böyle, tabii ki anlamıyor ne konuştuğumuzu, Türkçe konuşuyoruz ve bana hak verir gibi böyle kafasını sallıyor. Ben de döndüm dedim ki haklısın Gizem abla diyeceksin dedim. Oradan çıktı bu muhabbet. Haklısın Gizem abla demeye başladı. Yani evet, Arina'yı çok seviyorum gerçekten. Onu da beni çok sevdiğini biliyorum. Aramızda güzel bir bağ oluştu aslında, hem saha içinde hem saha dışında. Genç bir oyuncu, aslında iletişim kurulması kolay bir oyuncu değildi. Hem Rus olmasından kaynaklı, onların hani karakter yapıları daha soğuk Balkanlara göre. Sahada iletişim kurmaktan aslında çok zorlandım. Ona yardımcı olmakta. Kendini çok kapatan bir oyuncuydu aslında ilk geldiği zamanlarda. Daha sonrasında tabii ki bunların da hepsi işte beraber oynadıkça, daha iyi tanıdıkça birbirini daha iyi anlamaya başlıyorsun. O yüzden mesela bu sene iletişimimiz çok daha rahat ve iyiydi. O da artık çünkü o da alıştı. Alıştı birazcık. Ve aslında hani başarının yolunun, takım sporunun yolunun hani iletişimde kalmak zorunda olman gerektiği ve bunu öğrenmen gerektiğini o da öğrendi. Yani hep birlikte dediğimiz gibi büyüyoruz. Aslında benim ilişkim takımda herkesle iyi. Şimdi tatil zamanı diyecektim ama artık senin için tatil zamanı değil. Değil. Yeniden milli takımda göreceğiz. Evet. Gizem Örge'nin heyecanı, duygusu nasıl onu merak ediyorum. Çok heyecanlıyım aslında milli takım için gerçekten her anlamda. Yani 3,5 sezon oldu milli takımda oynamayalı. Yeterince özlem dolu bir süre. O yüzden tekrar milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir ikincisi, yeni bir antrenörle çalışacağımız için. Santarelli hepimiz için yeni. Yani bu tarafından ben aslında çok pozitif bakıyorum. Hani Giovanni için de, Giovanni'den önce Ferhat abi vardı başımızda milli takımda. Ne olursa olsun ki antrenörün de çok iyi olduğunu düşünüyorum. İşlerinin gerçekten her zaman en iyisini yapmaya çalışan karakterler voleybol anlamında. Şöyle söyleyeyim, milli takım başlamadan önce Ferhat abi herkesi tanıyordu. Her oyuncu hakkında bir düşüncesi vardı. Pozitif ya da negatif. Aynı şekilde Giovanni için de geçerli. Milli takıma bambaşka bir Gizem Örge olarak gitsem dahi beni tanıyordu. Yani benim hakkımda bir yargısı vardı. Ben belki de kendimi %100 değiştirerek gitmiş olsam bile çok bir anlam ifade etmeyeceği bir nokta olduğunu da düşünüyorum aslında. Yani daha önceden bir tanışıklık olduğu için. Bu ilk defa herkes için yeni bir tecrübe olacak. Sadece benim için değil, kendi nezdimde aslında. Tüm oyuncularda aynı heyecan var gibi geliyor. Evet. Yani mesela milli takıma 5 libero gidiyorsak, 5 libero'yu da ilk defa tanıyacak. Hani hiçbirimizin karakterini bilmiyor, hepimizle yeni tanışacak, yeni bir iletişim. O yüzden bu beni biraz heyecanlandırıyor bu durum. Yeni bir hikayeye başlıyormuşuz gibi, yeni bir sayfa gibi. O yüzden ben bunun içinde olduğum için mutluyum. O zaman hocayla ilgili bir şey söyleyeyim. Herkesi aradığını biliyorum. Herkese bir şey söylediğini. Seninle konuştuğunda sana neler söyledi? Yani özel değilse tabii ki de. Yok, özel değil. Milli takım öncesi bir tanışma, hem de işte milli takım takvimimizden genel bir bilgilendirme, nasıl bir sürecin bizi beklediği hakkında bir bilgilendirme, herhangi bir sorum olup olmadığını sordu. Özel bir konuşma değildi yani, her zaman telefonum açık, herhangi bir şey kafana takılırsa ya da konuşmak, sormak istersen bana buradan ulaşabilirsin. Aslında büyük ihtimalle herkese aşağı yukarı aynı konuşma yapmıştır, ön tanışma gibi. O zaman şöyle diyeyim, milli takımda da aslında birçok travma yaşadığımız anlar oluyor.
Yani Avrupa Şampiyonası finallerinde falan. Burada Türkiye milli takım için ne düşünmeli? Ne hayal kurmalı? Onunla bitireyim. Voleybol olarak gerçekten her geçen gün çok gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bence voleybol ülkesiyiz cümlesinin hakkını daha da vermeye başlayacağımız günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Umarım milli takımımız için de Türkiye için de çok hayırlı bir sezon olur. Başarılı bir sezon olur. Aynı Fenerbahçe için konuştuğumuz şey aslında bunlar bir tecrübe. O platformlarda çok uzun yıllardır oynamadığımız için oralarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bunlar oynayarak, yaşanarak, kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz maalesef. Dışarıdan izlemesi tabii ki herkes her zaman kazanmak ister ama o işler öyle olmuyor. Bu da sporun hem iyi hem kötü taraflarından biri. O yüzden bunları geçmiş tecrübeler, kayıplarımız da aslında birer tecrübe olarak ileriki başarılarımızı umarım yansıyacaktır. Ben çok teşekkür ederim. Aslında çok daha uzun konuşurduk ama bu kadar yeterli. Bir sezondur bekliyorsun bunu. Bence bu kadar yeter. Sen de bu zamanı bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın.